Merhaba sevgili dostlar, merhaba Leopes takipçileri, Kemal Kocaydın ben, kanala ve videoya hoş geldiniz. Bugün sizlere muhabbet kuşlarında ve diğer kafes kuşlarında çok sık yaşanan 11 tane hastalığı aktarıyor olacağım. Bunları muhakkak çoğunuz görmüşsünüzdür, bazılarınız bir kısmını görmüştür ama anlattığım zaman tam kafalarda oturacaktır diye tahmin ediyorum. Çünkü özellikle yaz dönemi olsun, kış dönemi olsun belirli hastalıklar hasıl oluyor. Sizden çok fazla yorum geliyor o dönemler içerisinde. Onların nedenlerini de birazdan video içerisinde aktaracağım. Şimdi en çok yaşanan hastalıkların başında birincisi ishal durumu geliyor. Özellikle kuşunuzun sulu dışkı yapması durumunda bunun ishal olmasıyla alakalı bana soru yöneltiyorsunuz. Bu ishal mi, nasıl çözebiliriz vesaire tarzında. Şimdi her sulu olan dışkı ishal değildir. Öncelikle bunu aktarmak isterim. İshal dediğimiz durumda su gibi geliyor. Hiçbir beyazlık ya da işte yeşil, işte kahverengi, siyah bir kısım hiçbir şey görmüyorsunuz. Su gibi geliyor. Eğer dışkı cıvık geliyorsa o başka durumdur. Yani o ishal değildir. Yani vermiş olduğunuz mesela bir marul vardır. Dışkıyı yumuşatmıştır sulu bir şey olduğu için. Marul, havuç, salatalık, elma vesaire. Bunları verdiğiniz zaman ya da bir mama verdiğiniz zaman dışkı yumuşamaya başlar. Normal katı böyle tık diye nokta şeklinde atmaz, cıvık atar. Bazen ileri hastalıklar olabiliyor. Burada da farklı bir durum söz konusudur. Onu zaten birazdan size söyleyeceğim. O yüzden öncelikle ishalimiz var. İshali de kanal içerisinde videomuzda detaylar var. Oradan bakabilirsiniz. Ama genelde Aspur elma sirkesi, daldarı uygulaması, pirinç uygulaması, işte patates haşlama uygulamasıyla bunu yine bertaraf etme şansınız bulunmakta. Farklı ilaçlarımız var. Sulpamazetin gibi. Bunu da mesela kullanabilirsiniz. Video var kanal içerisinde. Onları lütfen detaylı olarak bakın. Ölçülerini vesairesini oradan takip edebilirsiniz. İkinci hastalığımızı hemen geçmek istiyorum. İkinci hastalığımız da kabarma ve halsizlik durumlarıdır. Genelde bu da çok çok bana geliyor. Abi kuşum kabarık duruyor, hareketsiz duruyor, halsiz duruyor, yemek yemiyor vesaire. Bu da muhabbet kuşlarında yine mevsimsel geçişlerde yaşanılabilen bir durumdur. Özellikle havanın sıcak olduğu zamanlardan bir anda soğuğa geçmesi ya da ne bileyim kuşu balkona koyuyorsanız bir ceyran çarpması, bir rüzgar esmesi, kuşa dokunması. Soğuk bir ortamda bıraktıysanız, kapı pencere açtınız, ceyran yaptıysa odanın içerisinde, burada kuş ister istemez kendini sıcaklığını, yani vücut sıcaklığını tutabilmek için kendini kabartır ve bu şekilde hareketsiz kalmaya gayret eder. Bu genelde tüy dökümü zamanında tüylerin dökülmesiyle de yaşanılabilen bir durumdur. Buna bağlı halsizlik de geliyor. Kuş halsiz oluyor. Burada bazı vitamin takviyeleri yapmamız lazım. Tabii bu kabarma ve halsizliğin ekstra olarak bazı sorunlu hastalıklarında baş belirtisi de oluyor. Onu da özellikle belirtmek isterim. Üçüncü aktaracağım konu, yani bunu genel olarak aldım, solunum yolu olarak aldım ama solunum yolunda nezle grip var, astım var, bronşit var. Hepsi solunum yolu olarak geçiyor sonuçta, üst solunum yolu hastalıkları olarak geçmekte. Hepsinde esas sıkıntı vücudun bağışıklık sisteminin düşmesi sonrasında bir soğuk algınlığıyla beraber yaşanılan bir durumdur. Astım biraz daha farklı, kirli pis ortamlardan oksijensiz, temiz olmayan tozlu ortamlarda, sigara içilen ortamlarda bulunması kaynaklı genelde tetiklenebiliyor, artabiliyor. Ama nezle grip gibi durumlarda işte kuşunuzu yıkamışsınızdır, daha sonrasında soğuk bir ortamda bırakmışsınızdır, kışın banyo aldırmışsınızdır, kuş üşümüştür ya da bulunduğunuz odada kalorifer tesisatı yeterli değildir, kuş üşüyebilir. Mesela kuşlar genelde 20 derecenin altına düşürmeyin diyoruz. Ama siz kuşu sürekli 18-16 derecelerde tutuyorsanız, bazen üzerine işte UFO veriyorsanız, ısıtıcı verip ondan sonra da 1 saat 2 saat sonra bir anda tekrar orası buz gibi oluyorsa, kuş burada soğuk algınlığına yakalanma durumları olabiliyor. Burada C vitamin takviyesi yapıp farklı uygulamalar yapmanız gerekiyor. Kanal içerisinde solunum yolları sıkıntısı diye yazarsanız zaten orada videomuz bulunmakta sevgili dostlar.
Diğer konu, o da çok geliyor bu aralar, kursak mantarı. Kursak mantarı gerçekten problemli bir hastalıktır. Kuşun kursağının iç mantarla üremesi, vücudu ele geçirmesi, kursağın şişmesi, ağzından salya, köpük gelmesi, dışkısının cıvıması, halsizlik, kabarma, dengede duramama gibi farklı durumlar maalesef ki yaşanabiliyor kursak mantarında. Burada kuşlarımıza yine uygun bir tedavi yapmamız gerekmekte. Eskiden ben kursak mantarında mikostatin uyguluyordum ama artık mikostatin içerisindeki şekerden dolayı vücudun artık kuşlarda çökme yaşadığı ortaya çıktığı için artık bunu kullanmıyoruz. İster istemez zaman geçtikçe belirli tecrübelerden sonra daha yeni bir tedaviler kullanabiliyorsunuz. Burada mesela Zolax kullanabilirsiniz. Çünkü mantarın en çok arttıranı, tetikleyeni şeker. Şeker de kuşa verdiğimiz zaman sıkıntı yaşanıyor. Özellikle bunu aktarayım. Kanal içerisinde bu da bulunmakta. Diğer nokta kuruma. Kuruma hastalığı. Kuruma hastalığı da gerçekten mega bakteri olarak geçiyor ama burada genelde klasik antibiyotikler çok fazla işe yaramaz. Burada flukanazol etken maddeli ilaçlar kullanmamız gerekmekte. Özellikle o zaman daha kolay bir şekilde gidebiliyor. Bunun haricinde diğer bir sıkıntımız da E. coli'dir. Esasında E. coli bağırsakta bulunan iyi huylu bir bakteridir. Fakat bu ortamın kötüleşmesi, yani pis bir ortam, hijyenik durumların olumsuz olmasa, bunun haricinde tozlu ve kalitesiz yemler gibi durumlarda bu artmaya başlıyor ve daha sonrasında vücudu ele geçiriyor ve sıkıntı yaratıyor kuşlarda. Burada bu iyi huylu bakterinin dengesi bozuluyor. Bozulduktan sonra da vücudu ele geçiriyor ve daha sonrasında artık vücudu artık halsizleştiriyor. Bir anda kuşta erime başlıyor. Dışkısı böyle açık fosforlumsu bir yeşil gibi dışkı yapmaya başlıyor. Bu belirtileridir. Buna da antibiyotik kullanabilirsiniz. İyi gelir. Onunla herhangi bir sıkıntı olmaz. Yine kanal içerisinde nasıl bir tedavi, kaç gün, dozajı nedir? Bunları da bulma şansınız var sevgili dostlarım. Diğer bir hastalığımız da mantardır. Mantar dış mantar, yani iç mantar değil de dış mantar. Bu da kuşumuzun göz çevresinde, gaga çevresinde ve ayaklarının deri kısımlarda oluşan problemdir. Bir fiziki böyle sarı beyaza yakın sarımtırak bir oluşumdur. Bunu yok etmemiz gerekir. Yok etmek için de özellikle Soraite diye bir kremimiz var. Kimi Soraite diyor, kimi Tissort diyor. Artık ben de telaffuz olarak size bırakıyorum o kısmı tekrardan. Çünkü geçtiğimiz gün bir videoda telaffuzda bulundum. Abi bu böyle telaffuz edilmiyor. Yani bazı işte kelimeleri çok edemiyoruz. O yüzden ben o şekilde söyleyeyim. Zaten görselde ya şurada ya şurada kesin onun görselini koyacağım. Oradan da bakabilirsiniz. Ondan sonra bu kremi bir defa olmak üzere 3 ya da 5 gün kullanmanız gerekiyor. Özellikle nerede problem varsa oraya süreceksiniz güzelce ve kuşta kalması lazım. Kalması için de akşam saatinde sürün. Eğer gündüz sürerseniz kuş hareketli olacağından kafesin tellerini oraya buraya sürülüp işte yemler yapışabilir, dışkı yapışabilir kafes tabanına indiği zaman. O yüzden akşam sürün ki kuş orada sabit kaldığı için daha etkili olsun. Daha yani işlesin. Kontrol edeceksiniz. 3 günde 5 gün arasında geçiyor zaten. Herhangi bir sıkıntı olmuyor. Çok da pahalı bir ilaç değildir. Onu da özellikle aktarmak isterim sizlere. Diğer bir hastalığımız, rahatsızlığımız da yağlanma, yani obezite durumlarıdır. Çok fazla kuşumuza mama veriyorsanız, çok aspur veriyorsanız, daldarı veriyorsanız, bunun haricinde kuşu uçurmuyorsanız, kuşta ve sürekli kuluçka yaptırıyorsanız, kuşta bir zaman sonra hareketsizlikten dolayı, çok fazla yemekten dolayı ne olur? Yağlanma olur. Yağlanma dediğimiz kısım göğüs kısmında bir yağlanma olur. Bu kanatların iç kısımlarında oluşur ve popo kısmında, yani kuşun arkasındaki makatın olduğu yerde böyle bir şişkinlik çıkar ve bu genelde sizler tarafından acaba yumurta mı var orası şişti tarzında geri dönüşler şeklinde bana geliyor. Ama böyle bir durum maalesef ki bulunmaz. Orası yumuşaktır. Yumuşak gelir hele ve sarımtıraktır. Şöyle bir üfleyin oradaki tüyleri, alttaki deri sarımtıraktır. Aynı sarımtıraklık bu kanatlarda vardır ve göğsünde vardır. Bunun için de yine bol bol uçurmalı kuşumuzu. Bunun haricinde elma sirkesi takviyesi yapmamız lazım ve bir diyete sokmamız lazım. Akları, sarıları verebilirsiniz. Aspur, daldarı, mama bunları kesmeniz lazım. Diğer bir konumuz, hastalığımız, yaşanan sorun bit
sorunudur. Muhabbet kuşları ve diğer kafes kuşlarının kanatlarının arasında, tüylerinin arasında etlerini ısırıp oraya tutunup ve kanını emmeye çalışan bazı parazitler vardır. Burada bu parazitleri yine ne yapmamız lazım? Bizim bertaraf etmemiz gerekiyor. Temiz bir kafes, temiz bir ortam, iyi bakım muhakkak şarttır. Eğer bir sıkıntı varsa da güzelce kafese sabunlu suyla, kaynar suyla temizleyeceğiz. Daha sonrasında elma sirkesiyle belirli periyotlarda kuşumuzun tüylerine sıkacağız, kafesin belli yerlerine sıkacağız ki bu parazitler burada oluşmasın. Bir de Vilmektin diye bir ilacımız var. Kuvvetli bir ilaçtır. Bunu da muhabbet kuşunun ensesine bir damla damlatırsanız o da parazitleri yok edebiliyor. Detayları yine kanal içerisinde videomuzda bulunmakta. Diğer bir noktamız çarpık bacak. Özellikle uygun olmayan yuvalıklarda kuşlarımıza bakıyorsak, anne çok fazla üzerine oturuyorsa, çünkü alan dar olduğu için annenin kayabileceği, oturabileceği bir yer yok. Eski tiplerde, yenilerde folluklar var biliyorsunuz. Gri böyle folluk var, içi çukurlu. Onları kullansanız da hem alanı daha geniş, hayvanlar rahat ediyor. Ama tecrübesiz anneler, işte sizin yaptığınız hatalardan dolayı da anne üzerine çok oturduğu zaman kuşun bacağı normalde şöyle durması gerekirken bu bacak böyle açılıyor ve bu şekilde yan duruyor. Bu yan durması da kuşun yürüyememesine ve sakat kalmasına neden olur. Eğer bunu fark eder ve 15 gün durumuna daha gelmeden bir tedavi uygularsanız da düzeliyor. Benim birkaç tane kuşumda bu uygulamayı yaptım. Gayet güzel düzeldi ve hayatına devam etti. Ama tabii bu devam ederken de bazı aksaklıklar olabiliyor. Ama hiç olmayan kuşumda oldu. O sizin tamamen yapmış olduğunuz tedavi, ne kadar erken fark ettiniz, kuşun o tedaviye uygun olması gibi durumlarda söz konusu oluyor sevgili dostlar. Çarpık bacaktan sonra sonuncu ve en çok sık yaşanılan bir durumu da aktarmak istiyorum. Göz nezlesi durumudur. Yine kuşlarımızın hijyenik olmayan ortamlarda ya da bağışıklık sisteminin çöktüğü durumlarda yaşanılan, göz çevresinde tüylerin dökülmesi, gözde sulanmayla beraber yaşanan bir göz nezlesi durumu vardır. Burada genelde Gentagut kullanılabiliyor. Ben Flarex de kullanıyorum bazen gözün tedavisi için. Bunun haricinde bu etrafındaki tüylerin rahatlaması için vücudun orayı tedavi etmesi için de teramisinin göz merhemi var. Şu göz çevresine sürebilirsiniz. O da iyi geliyor esasında. Çok fazla sürmenize gerek yok. Akşam saatinde sürün ve o sürmesin sağa sola kafesin etrafına. Bu da yine göz nezlesi videomuz kanal içerisinde bulunuyor. Genelde 11 tane konu saydım size. Bu 11 tane konunun çoğu benim yaşamış olduğum durumlardır ve siz de çok yaşıyorsunuz biliyorum. Özellikle mesela en başa koydum ishal, kabarma, grip, işte kuruma, ekoli, mantar, yağlanma, bit, çarpık bacak ve göz nezlesi. Bunlar sizlerden çok fazla gelen yorumlar ve benim de yaşamış olduğum, sonuçta kuş baktığımız için 3 sene ben hobi yaptım. Hala da bakıyorum 3 senenin sonunda, 2 senedir de diğer kuşlarıma bakıyorum tekleme şeklinde. O yüzden ister istemez yaşanıyor ama tecrübe kazandıktan sonra bu bayağı bir azaldı. Yok denecek kadar şu anda bende. Ama tecrübe kazandıkça artık ne yapıyorsunuz? Belirli işte makaleleri okuyorsunuz. Bazı veteriner sayfaları var. Onları ben takip ediyorum. Yurt dışı YouTube kanalları var. Orada çok faydalı bilgiler var. Onları translate edip, onları dinleyip, onlara kendime bilgi katıyorum. Özellikle bu işte mikostatinin kullanılması vesaire durumları da kendime kattığım bilgiler arasında sevgili dostlarım. Kısaca yaşanan sorunlar bunlar. Tedavileri kanal içerisinde videolarımızda var. Oradan yine takip edebilirsiniz. Bir sonraki videomuza sizinle görüşeceğiz sevgili dostlar. Hoşçakalın.